Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Sebe Melikesi ile alakalı bazı ayetlerimiz var. Bunu okuyalım. Hemen hocaya da bırakacağız. Önemli bir kadındır. Hükümdar bir kadındır. Şimdi bu lider kadınla da alakalı videolar çektik. Öncelikle birkaç tane ayeti okuyayım. Neml suresi 22. ayet arkadaşlar. Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki senin kuşatamadığın, öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana Sebe'den kesin bir haber getirdim. Neml suresi 23. ayet. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Neml suresi 24. ayet. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını sözlemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Hocam demek ki bu Sebe Melikesi güneşe tapmış. Onun kavmi de. Neml suresi 25. ayet. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Neml suresi 26. ayet. O Allah, ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbidir. O arş neresidir hocam? O arş neresidir? Önce bunu bir alalım. Arş. Arş. Yüce Allah'ın. Büyük arşın Rabbidir. Evet. Arş ayrıdır. Büyük arş alay iliyedir. Onun makamıdır. Yüce Allah'ın makamıdır. Son makamdır. O çünkü Kur'an'da Neml suresi 26'da bahsediyor. Evet. Büyük arş Alay İlya diye geçiriyor. Arş ile Arş-ı Ala'dır. Arş-ı Ala'nın üzerinde de Alay İlya var. Yani yukarının en yukarısı. Kıymetli bir yerdir. Neml suresi 27. ayette devam ediyoruz. Süleyman, durup bekleyeceğiz. Doğruyu mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun dedi. Neml suresi 28. ayet. Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak, sonra onlardan biraz uzaklaş. Böylelikle bir bakıver neye başvuracaklar. 29. ayet. Hüthüt'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba Melikesi Balkıs dedi ki ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Hocam şimdi bu kuş mektupları, bu Hüthüt'ten biraz bir açarım, konu bile şey olmaz. Şimdi biz eski konulara geçmeyelim. Hocam şimdi biz burada geçtik. Biz şimdi bu Saba Melikesi nerededir? Nebi Süleyman nerededir? Bu zamanki yaşantısı Sebe Melikesi öyleydi. Güneşe tapıyordu. Ve sonra da İstanbul, yani Nebi Süleyman onu aldı yanına ve o dinden çıktı ve Nebi Süleyman'ın yanında Müslüman oldu. Bu Hüthüt bir mektubu götürüyor. O elçidir. Hüthüt. Hüthüt bir teyirdir. Teyir. Bir teydir. Havada uçan iki kanatlı bir teydir. Onların bir mana değişik hali var. O zaman öyle anlatılmış. Hüthüt, evet, bir nevi Nebi Süleyman'a ajanlık yapardı. Bilgi toplardı. Ve uzak bir yere gitti, iki gün görülmedi. Ve orada Sebe halkını gördü. Ve onları izledi. Ve olayı geldi Nebi Süleyman'a anlattı. İşte mesele bu. Bunun doğrunu okuyayım sana vereceğim. 30. ayet Neml suresi. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır. Ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Neml suresi 31. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin diye yazılmaktadır. Neml suresi 32. De ki ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin. Siz her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin karar veren biri değilim. Neml suresi 33. Dediler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak neyi emredersin biz uygularız. Neml suresi 34. De ki gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman orası bozguna uğratırlardı. Ve halkından onur sahibi olanları hor ve aşağılık kılarlar. İşte onlar böyle yaparlar. İlimde biz o batını konuşacağız.
Hocam var sağlığa sağlık. Nebi Süleyman nerededir? Sebe melikesi nerededir? Hudhud'un anlamı nedir? Kehf'in anlamı nedir? Hatava Kehf'in. Hızır'ın anlamı nedir? Bak hepsi bir havuzun kenarında toplanıyor ha batında. Ben bunu bırakayım mı? Buradan bak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in sırrı ayrıdır. Geçmişte bahsediyor evet. Ama bu gelecek Muhammed Mehdi'ye görünecekler ayrıdır. Yani nerede görünecekler? Hazreti Süleyman gelecek mi? Gelecek. Hızır Aleyhisselam gelecek mi? Gelecek. Ashab-ı Kehf'ler de gelecek mi? Gelecek. Peki Zayd'e görecek mi? Görmüştür. Yani Nebi Süleyman onun Hudhud'u vardı. Evet. Hudhud'u gördü. Kıtmir'i de gördü. Ve Hızır'ı temsil eden balığı da gördü. Üçü aynen 15 metre alanda gördü. Sebe melkesi niye bu kadar önemliydi? Ya Sebe çok güzeldi. Nebi Süleyman onu kendi yanına aldı. Önemli olan noktası bu. Aşırı mı oldu yani? Tabii ki işte mesele bu. Hazreti Sebe melkesiyle Hazreti Süleyman'ın bir çocuğu oldu, bir oğlu oldu. Evet, bir oğlu oldu. O mesele uzundur. Ben hikayeye girmek istemiyorum. Ben şimdi batında o kıtmir küpeği niye göründü bir yerde? Balık niye göründü? Ve Hudhud niye göründü? İşte bunların üçü gelecekte Muhammed Mehdi'ye gelip görünecekler. Bak, suyun olduğu yerde balık canlanacak. Bu Hızır'ın işaretidir. Kıtmir de Diyarbakır bölgesinde olan Ashab-ı Kehf'leri temsil etti. Hudhud ise Nebi Süleyman'ı temsil etti. Üçü bir arada gördük. Evet, gördüm. Ben kendim gördüm. Yalnız değerli kardeşlerim, biz geçmişe gitmeyelim. Biz geleceğe nasıl inanacağız? Şimdi batında olan bir şey zuriyete geçtiği zaman inanmak zorundasınız. İşte Kayın Muhammed Mehdi de evet Nebi Süleyman Aleyhisselam şu anda batındadır ruhaniyeti. Ama kendini ispat etmek için elçisini gönderdi ona. Hudhud'u gönderdi ve Hudhud'u ona gösterdi. Hızır Aleyhisselam da balığını gönderdi. Havaya suyu, havuzunu gösterdi. Aynen zahiren. Bir tarafta havuz ve balık, bir tarafta da Hudhud. Yani Hudhud'un ayrı bir dili var. Ayrı bir adı var. Bir de bir köpek, kıtmir. Üçü de yan yana. Yani bu Diyarbakır'ın çevresinde öyle bir zaman olacak ki Hudhud da gelecek, Nebi Süleyman da gelecek, Hızır Aleyhisselam da gelecek ve Ashab-ı Kehf'ler de gelecekler. Zahir'de kendilerini Muhammed Mehdi'ye gösterecekler. Artık bu Muhammed Mehdi, biz İslam olarak diyoruz Muhammed Mehdi ama bu Muhammed Mehdi de ruhaniyeti çok eski. Çok. Çok kadim. Yani öyle bir değişik olacak ki ve birisi gelecek, hepsinin tamamı olacak demek istiyorum. Ve adı da Muhammed'dir. Ve ruhaniyeti çok eskidir. Biz İslam olarak biz ona Mehdi diyoruz. Evet. Muhammed Mehdi diyoruz. Ama başka Hristiyan aleminde başka bir isim takıyorlar. Ben onlara karışmam. Benim işim değil o. Onun için biz geçmişe takılmayalım.
Sebe öyle yapmış, böyle yapmış. Öyledir, öyledir. Yalnız işte orada bir sır var. Bak, innehu min Süleymane, innehu bismillahirrahmanirrahim. Bak, işte budur ha. Şifre buradadır. Muhakkak o Süleyman'dır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahimdir. Ve o ki bismillahirrahmanirrahimle beraber olandır. Bak, bak. Ala ta'lu aleyhi ve tuni Müslüman. Ve bütün Müslümanlara lider olacak. Gördün mü? İşte şifre buradadır. Evet. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Evet, muhakkak o Süleyman'dır. Bak. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ve muhakkak o Allah'ın kuludur. Rahman, Rahim'in Allah'ın kuludur. Allah, o bismillahirrahmanirrahimle beraberdir. Ve ala ta'lu aleyhi ve tuni Müslümin. Allah ona bir emir ile verecek ki bütün Müslümanlar ona tabi olacak. Peki bu kimdir? Ya işte şifre budur. Onun için yani Nebi Süleyman da o da zuhur olacak ruhaniyeti. Kayın Muhammed Mehdi'ye. Ve onun emrinde bulunan bütün cinler ve onun emrinde olan Hudhud ve Sebe Melikesi'nin ruhaniyeti ve 24 Nebi. Evet değerli kardeşlerim. Biz kendimizi böyle geçmişe olarak gitmeyelim. Biz kendimize bir şekil düzen verelim. Yani artık birleşmemiz gerek. Zahir ilimlerle hareket edersek, zahir ilimde işaretleri boş verelim. İşaretlerde söz etmeyelim. Hiç kimse gelmeyecek. Hiçbir ruhaniyet gelmeyecek. Hiçbir nebi gelmeyecek. Hadi biz kendi kafamıza göre, biz kendi zahir hayatımıza göre meleğimizi seçelim. Hadi işte herkes de gelsin inansın. İşaretler önemli değil. Şüriat zahiriyete bakar. Nasıl bakacak? Kuvveti olsun. Arkasında kuvvet olsun ve elinde her çeşit kollar olsun, kanat, yani kanallar olsun, tamamdır. Birisi dediyse odur, odur. Niye? Ali zahiden güçlüdür. İşte o zaman şiriyatı da hayriyete bak. Hayriyete de mesela diyelim ki bir devlette bir tane saltanat var. İslam alemi içinde. Birisine kendi devlette de meydi yapar. O da o devlet başkanı da hani zahirde kuvvetlidir ya. Sözü geçerlidir ya. İşte zahiriyete bakar. Başkan dediyse odur. İşte bu kelime batın ilimde geçemez. Geçersizdir. O zahir hükümdarın emriyle çıkacak herhangi bir mehdi şia zahiriyete bakar diye mehdi yapsalar gene boştur. Çünkü Yüce Allah'ın emriyle şiat böyle zahiriyete bakar. Muhammed Mehdi'nin tüm işaretleri olacak. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu bütün işaretler vücudunda olacak. İşte zahiriyet budur. 1444 yıl önce Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu işaretlerden ve 7 tane de zahir halinde olmalı. Hepsi toplam Muhammed Mehdi'nin vücudu üzerinde olmalıdır.
İşte adam, insan, alim gördü mü? İmamlar gördüler mi? Evet. İşte Mehdi odur. Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu işaretler onu vücudunda gördülerse odur. Ne var, ne yok. Gördülerse işte zariyet, tamam diyor, işte budur, görüldü, budur. Ama zahirde bir hükümdanı korkusuyla filan kesmedidir. Hadi millet ona inansın. O herhangi bir zahiriyet, o zahir bir hayali bir yanılmadır. Korkutucu bir senaryodur. Onlar da hüsran olacak. Evet.